ayıp bildirecektim efendim. Biraz önce çok sevdiğim, canımdan çok değer verdiğim, can dostum, dert ortağım, hayat arkadaşım, mavicimi kaybettim. Kayboldu. Ne olur bulun memur bey, ne olur bulun. Nasıl? Yok, karımdan bahsetmiyorum. Darp ediyorum bakın. 2007. Japon. Ama ana dili gibi Türkçe konuşuyor. Alo? Alo? Kapattı. Elimdeki kamerada Ayşegül Ceren ve de Rüya'nın ben yanlarına gitmeden arkamdan neler konuştukları kayıtlı. Bunları bir bir tespit edeceğiz ve de en yüksek mercilere şikayette bulunacağız. Ve böylelikle ben Selim'i elimden alan Ayşegül'den, siz de size çarpıp sizi bu hale düşüren Rüya'dan intikamınızı alacaksınız. Hazır mısınız? Ben şu ana kadar pek bir şey göremedim ama her an... Kızlar, benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Ne göstereceksen göster artık. Benim antrenman yapmam lazım. Çok az kaldı Selim. Beklediğine değecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ayşegül Ceren'le konuşmakta. Şimdi dikkat edin. Ayşegül ne yapıyor? İşte Ayşegül'ün büyük sırrı. Durdur görüntüyü Berna. İşte Ayşegül'ün hepimizden saklamaya çalıştığı büyük sır ayakkabısının içinde. Çorabı delik. Ya. Selim, ben sana bir şey soracağım. Bugün sırrımı öğrendikten sonra beni eskisi kadar seviyorsun değil mi? Saçmalama Ayşegül, tabii ki seviyorum. Bir çorabın ucu delik diye seni bırakacağımı düşünmedin herhalde. Ne? Benim çorabımın ucu mu delik? Hem biliyor musun, benim çorabımın ucu da delik. Yani şimdi benim sırrım çorabımın ucunun delik olması mıymış? Evet. Hadi Ayşegül, gidiyoruz. Evet gidiyoruz ama okula. Ayşegül, ya Cenk de başım dertte. Adam bana kıl olmuş, hiçbir derse girmeyeceğim diye tutturuyor. Şimdi ormanda. Öğle tatiline gidip onunla bir konuşur musun? Senden başka kimseyle konuşmazmış. Bak sana zarf aldım. Sen ne zaman gittin zarf almaya? Aman boş ver onu. Ayşegül, bu zarfı benim için Ceren'e verir misin? Tamam. Benim için çok önemli. Ama maçtan önce. Hı? Unutmazsın değil mi? Maçtan önce. Ayşegül. Ne oldu? Ayşegül, Cenk yok. Nasıl yani? Telefon da kapalı. Alo? Melda hala? Ne? İnanmıyorum Melda hala. Müdür Dilaver karakolun önünde araba çalarken mi yakalanmış? Evet, senin otoferitten satın aldığın geveze arabayı çalarken. Yani Tuğçe ile yarışacağım diye başımıza ne işler açtın, görüyorsun değil mi Ayşegül? Selda, hadi! Ay abla, ama acele ediyorsun ha. Geldim işte. Karakola gidiyoruz canım, karakola. Saat 9'da kapanmıyor ya. Selda, bu ne hal? Bu ne kılık? Bu ne makyaj? Ay abla, çok yakışmış değil mi ha? 40 yılda bir dışarı çıkıyoruz. Biraz şöyle bir süsleneyim dedim. Karakola gidiyoruz Selda, karakola. Hayatım, kısmetin nerede? Ne zaman? Nasıl ortaya çıkacağı? Hiç belli olmaz. Hatta senin de yüzünü biraz renklendirelim diyorum ben. Gel bakayım şimdi şöyle. Ya aslında Müdür Dilaver'in polise yakalanmış olmasına çok üzülmedim. Yani en azından Ferit'in yakalamış olmasından iyidir. Değil mi? Ferit mi? Ay Selda! Yeter! Tamam, tamam yok. Yüzün ne kadar kaparsam seni beğenme şansları o kadar artacak. Ya Ferit niye yakalasın ki Dilaver'i? Çünkü Müdür Dilaver'i Selda'yı elinden alan şu meşhur Dilaver sanıyor. Öyle mi peki? Tabii ki. Ay, aman Ayşegül, sakın o Dilaver'in bu Dilaver olduğunu söyleme. Tamam mı? O konuda biraz geciktik sanırım. Neyse, olan olmuş. Bak, biz şimdi Selda Ağlan'la Beşiktaş Karakolu'na gidiyoruz. Oradan Dilaver'i kurtarmaya çalışacağız.
Ama bari Ferit bunu öğrenmesin. Tamam canım, öğrenme. Ama bunu ben söylemedim, sen söyledin. Eyvah. Ay bir şey söylesene, ne olmuş Ferit, neyi öğrenmiş? O Dilaver'in bu Dilaver olduğunu. Ciddi misin? Ha, bak bu çok güzel işte. Ferit'in bana olan aşkını kanıtlaması için büyük bir fırsat bu. Eğer Ferit Dilaver'i böyle evire çevire bir döverse aşkına inanacağım. Ama bunu yapmazsa Ferit benim için bitmiştir. Saçmalama Selda. Hadi Ferit'ten önce karakola gidip Dilaver'i kurtarmamız lazım. Yoksa ortalık çok fena karışacak. Hadi. Sakin ol canım. Bir yanlış anlama var memur bey. Vallahi billahi ben o arabayı çalmıyordum. Peki içine girmiş ne yapıyordun? Ben de gelmeye ikna etmeye çalışıyordum. İkna etmeye çalışıyordu. Evet. İkna oldu mu bari? Yani siz gelmeseniz olacaktı. Kusura bakmayın o zaman. Muhabbetinizi böldük. Biraz öyle oldu. Abi çok bunalıyorum dedi. Dur oğlum dedim. Evvela memur beylere bir haber verelim. İzin isteyelim. Ayıp olur yavrum dedim. Ya inanmazsanız kendisine sorun. Sorun. Paviş, paviş. Hani benim cici arabam? Bir çok sıkıldım, iki yerim çok dar, üç senden çok var. Nasılsın kardeş, memleket nere? Şşt, sana diyorum o. Hayda, bu da konuşmuyor. Bu memlekette konuşan tek araba ben miyim ya? Evet sensin. Oo, çekilmez o zaman burası. Gözünüzü seveyim, siz beni Ferit'e geri satın. Ben sıkıntıdan patlarım burada. Buradan çıkalım, ilk iş satacağız. Bana bak, polislerle konuşmadın değil mi? Tek kelime etmedim, enayi miyim ben? İyi, çok iyi. Peki ruhsatını falan gördüler mi? Yok, aradılar bulamadılar. Nerede senin ruhsatın diye sordular. Ben de kusura bakmayın, ben bilmiyorum Türkçe. Ben Japon dedim, ne? Tamam dediler. Espri yapıyorum ben. Ama sen de bizim ödümüzü koparttın. Birileri geliyor galiba. Gıkını çıkarma. Sakın. Tamam. Selda Hanım, Melda Hanım. Dilaver Bey. Duydun mu? Önce benim adımı söyledi. İyi ki geldiniz. Sormayın, bir yanlış anlama oldu. Bu polisler benim arabayı çaldığımı sanıyor. Hadi söyle onlara bunun yanlış olduğunu. Sushi Can, söyle oğlum. Sushi Can mı? Evet. Ona bu ismi taktım. Kendisi hem Japon hem çok cana yakın. O da bana Dilo Can diyor. Hadi, hadi Sushi Can. Söyle polis amcalara. Hadi söyle oğlum. Dilaver! Neredesin, nerede? Buyurun, yardımcı olayım. Sen zahmet etme canım, ben sana yardımcı olurum. Dilaver, çık benzeri, çık! Çık! Neredesin? Efendim, ne oluyor burada? Kokla canım. Hmm. Sen de kokla. Güzel. Hıppa! Dilaver, şimdi yakalım seni. Neredesin? Çık meydana, çık! Sen de benimle almaya kalkarsın ha. Seni bir yakalayayım, bir yakalayayım seni Dilaver. Kamyon çarpmışa döndüreceğim. Ne kamyonu? Yıldırım çarpmışa döndüreceğim. Ya da bırak yıldırımı mıldırımı, sadece döndüreceğim. Fırıl fırıl döneceksin Dilo, fırıl fırıl. Öyle bir döneceksin ki üç ay dik duramayacaksın yavrum. Tamam, çıkma bakalım. Ben de sen çıkana kadar beklerim. Buradayım. Bari beklerken Dilaver'le geleceğimizi anlamak, istikbalimizi çözmek için bir papatya falı bakayım. Ferit Dilaver'i döndürüyor, döndüremiyor. Sushi Can, niye konuşmuyorsun oğlum? Ha, hadi bak, söyle amcalara. Söyle. Söyle yavrum, bak yoksa başım belaya girecek. Allah Allah, bozuldu galiba. Bir tamirci çağıralım isterseniz. Ha, yok yok, hayır, öyle bozulmadı. Yani götür beni buradan deyince götürmediğim için bozuldu. Ah, duyguludur o. Melda Hanım, Selda Hanım, ne olur yardım edin. Bir de siz konuşun lütfen, hadi. Bu sefer de benim adımı ilk söyledin. Ama hemen yarış benimle. Eksik kalma. Ama niye yarışayım seninle? Asıl sen benimle yarışıyorsun. Ay bilseydim söylemezdim. İçine oturdu herhalde. Oturdu falan yok. İyi tamam, kapat o zaman konuyu. Ya ne olur didişmeyin böyle. Yardım edin bana hanımlar Allah aşkına.
Hiç telaşlanmayın Dilaver Bey. Biz sizin derdinizi anladık. Bir hata yaptık. Sizin yeriniz burası değil. Sağ olun memur bey. Şimdi size ait olduğunuz yere yolluyoruz. Zahmet etmeyin. Ben giderim eve. Sağ olun. Tabii tabii. Sağ olun. Çok mersi. Çok teşekkürler. Ne oluyor ki bunlar? Abalanlar beni götürüyorlar. Sıcan, Selda Hanım, Melda Hanım yardım edin. Allah Allah götürüyorlar beni. Önce Selda Hanım. Bir öndeyim. Aman Selda, adamı akıl hastanesine götürüyorlar. Sen neyin çeteresini tutuyorsun? Ay. Yürü. Hadi. Dilaverim, Dilaverim. Bunca yıllık polisin böyle manyak görmedim. Ben de. Döndürüyor. Döndüremiyor. Döndürüyor. Eller yukarı. Kaldıramam. Görmüyor musun? Fal bakıyorum. Bizi kaldırırım. Sen. Vay vay vay. Bunca yıllık polisim bu kadar profesyonelini görmedim. Ben de. Adam iki dakikada hasta bakıcıları kandırmış. Kılık kıyafetini değiştirmiş. Üstüne bir de bütün polisleri etkisiz hale getirmiş. Kim? Kim olacak sen? Meşhur araba hırsızı Dilaver. Nerede o? Bana çabuk Dilaver'i bulun. Ne yapacaksın? Fırıldak gibi döndüreceğim. Nasıl? Koklanan gör. Ay vallahi harikasınız. Demek hasta bakıcıları müdür Dilaver'i hastaneye götürmemeleri için ikna edebildiniz ha? Tabii ki hayatım. Muhteşem Selda'nın o büyüleyici bakışlarına kim karşı koyabilir ki? Benim de az yardımım olmadı tabii ki. Ay olmaz olur mu Melda? Ben adamları bakışlarımla böyle büyülerken sen en azından aramızdan geçmedin. Selda! Ya tamam neyse. Böylece müdür Dilaver de kazasız belasız kurtulmuş oldu. Tabii Ferit de Dilaver'i yakalayamadığına göre böylece sorun da hallolmuş oldu. Hayır. Senin sorumsuzca Oto Ferit'e gidip sırf Tuğçe ile yarışacağım diye 1200 ay taksitle aldığın o geveze araba yüzünden başımız beladan kurtulmuyor. Tamam. Söz veriyorum yarın o arabayı geri vereceğim. Geri veremezsin. Oto Ferit'teki yazıyı okumadın galiba. Satılan mal geri alınmaz. Ha, yapma ya. Ya o kadar çok yazı vardı ki benim böyle gözümden kaçıvermiş. Başka yöntemi yok mu bunun? Hayır. Belki bir yolu var. Muhteşem Selda'nın o büyüleyici bakışlarına muhtaç kaldınız ha. Hayırdır Ayşegül? Ne bu surat? Ha? Ay hiç sorma Duman. Ferit Dilaver'in gerçek kimliğini öğrendi. Ya Ferit yarın müdür Dilaver'in odasına dalarsa? İşte o zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Korkma korkma, ben Ferit'i tanırım. Hayatta öyle şey yapmaz. Ay sahiden mi diyorsun? Tabii daha okula gelmeden yolda işini bitirir hemen. Tek şansımız Selda'nın Ferit'i o büyüleyici bakışlarıyla hem arabayı geri almayı hem Dilaver'in peşini bırakmayı ikna etmesi. Sence bunu yapabilir mi peki? Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Selda halanın büyüleyici bakışlarını uzun uzun anlatmak isterdim ama anlatamam Ayşegül. Niye? Yani kelimelere sığmayacak kadar etkili mi? Hayır anlatamam çünkü öyle bir şey yok. Olmayan şeyi nasıl anlatayım? Sağ ol yani Duman. Gece gece çok moral verdin. Ne demek, vazifem. Neyse sana doyum olmaz. Hadi bana iyi geceler. Sana da iyi geceler. Ya pencereyi açsana Ayşegül. Çok sıcak oluyor bu oda. Terlemeyelim. Tabii tabii. Mart ayındayız ya. Ben uyuyunca sen de vın diye çatıya çıkacaksın. Yemezler canım. Ya inan işin keyfinde değilim Ayşegül. Mahalledeki kediler hakkında dedikodu çıkaracak diye korkuyorum. Hayır. Öyle olsun Ayşegül. Ayşegül, kalk sabah oldu. İşte muhteşem bir poz. Ayşegül uykudan uyanmak üzereyken. Ceren nereden çıktın sen sabah sabah? Merdivenden çıktım. Ay, ben sabah sabah muhteşem esprileri nereden buluyorum ya? Duman sakın kıpırdama. İşte muhteşem bir poz. Duman boş boş bakarken. Of.
fotoğraf makinesi nereden çıktı? Aa, senin haberin yok mu? Kızım okulda ödüllü bir fotoğraf yarışması düzenleniyor. Ve ben bu konuda çok iddialıyım. Ya ben var ya, okul gazetesi için haber yaparken fark ettim. Bende bu konuda özel bir yetenek var Ayşegül. Vallahi bak. Muhteşem bir poz. Duman boş boş bakmaya devam ederken. Peki kızlar, şu poza ne diyorsunuz? Ayşegül ve Ceren gevezeliği bırakıp okula giderken. Hadi çabuk olun, geç kalıyorsunuz. Muhteşem bir poz. Melda Hoca kapıdan kafasını uzatmış söylenirken. Ay ben çok iyiyim ya, açmışım açmış. Of, sabah sabah kafam şişti vallahi. Ay seninki ne ki? Benim hem kafam şişti hem önümü göremiyorum. Neyse, ben bir an önce aşağıya ineyim. Ceren, Selda'yı delirtmeden ve kafasını şişirmeden duruma el koyayım. Selda'nın sabah Nemrutluğu meşhurdur. Kızcağızı kovmaktan beter eder. Ayşegül, hadi sen de çabuk hazırlan. Bundan hızlı hazırlanılmaz herhalde. Ay, ay muhteşem bir pozdu Selda teyze. Teyze değil canım, teyze değil. Selda abla, teyze olan Melda. Evet. Evet. Bekle, iki saniye üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Ay ne çabuk. Boşu boşuna iki saniye demedim canım. Hadi çek. Ay. Ay sen var ya bir moda fotoğrafçısın. İdealindeki modelsin Selda abla. Fotoğrafçının modeli mi? Hayır hayatım. Ben herkesin idealindeki modelim. Çek çek çek. Tamam. Melda'cığım durma orada, gel şöyle. Ay yok, sen tek başına çektir. Hayatım onun için demedim zaten. Yani ışığımı kapatıyorsun. Ya böyle gel ya da çık. Hadi. Ay ben ne yazsam acaba ya bu muhteşem pozların altına? Şöyle yaz. Selda muhteşem güzelliğini kültürüyle birleştirirken. Ay evet. Evet. Şimdi sıra geldi sınav sonuçlarına. Şimdi geçen hafta yaptığım biyoloji sınavının sonuçlarını açıklayacağım. Ayşegül. Evet. Yavrum aferin sana. Kaç? 92. Oo, yaşasın. Selim. Evladım sana da kocaman bir aferin. Sen de 92. Hocam bu bir tesadüf olamaz. Resmen birbirlerinden kopya çekmişler. İkisi de 92 almış. Dikkatinizi çekerim. 92, 92'ye eşittir. Tuğçe. Evladım aferin sana. Sen bu sene matematiği bayağı ilerlettin ya. Özel ders mi alıyorsun? Evet hocam. Hem de Türkiye'nin en pahalı hocasından. 15 dakikası 100 avro. Eder saatte 500 avro. Ah be yavrum. Desene o para da boşa gidiyor. Ya hocam, kopya çekmişler diyorum. Hayır hocam, sadece beraber çalıştık. Ah evladım, keşke sen de arkadaşlarına katılsaydın. Al, 12. ama hocam, evde elektrikler kesilmişti. Ders çalışamadım. Ay hay Allah. Keşke Türkiye'nin en pahalı jeneratörlerinden birini kiralasaymışsın. 15 dakikası 100 avrodan. Saati de 400 avro eder. İşte muhteşem bir poz. Tuğçe biyolojiden kalırken. Küçümsediler. Benim zekamı resmen küçümsediler. Ama ödeteceğim bunu hepsine. Hangimiz daha zekiymiş anlayacaklar. Ama ben bu okulun en zeki kızıyım. İspatlayacağım bunu herkese. Ya bir dakika ya. Ya Tuğçe, deminden beri düşünüyorum. Şimdi farkına vardım. Ayşegül haklı galiba. Eğer 15 dakikası 100 avro ediyorsa bir saati 400 avro eder. 500 değil. Ya zaten ders yaparken beynim haşlanıyor. Bir de oturup o sırada bir saat kaç dakika eder onu mu hesaplayacağım ben? Ayrıca Zümrüt nerede? Ya söyleyeceğim ama kızma. Nerede? Ben sizin gruptan ayrılmak istiyorum dedi ve gitti. Ne?
Size dolaşmaya başladığımdan beri notlarım iyice düştü. Zaten matematikten de 4 işlem biliyordum. Yakında onları da unutacağım dedi. Bu gidişle de sınıfta kalacağım. O yüzden sizden kaçıp kendimi kurtarmak istiyorum dedi ve kaçtı gitti. Demek öyle. Boş ver, zaten kötü kız kahkahasını da beceremiyordu. Pişman edeceğim. Benim zekamı küçümseyen herkesi pişman edeceğim. Yürü Berna. Vah sana be Dilaver, vah oğlum. Bir ara boruna güzelim kariyerini heba ettin. Her an polisler gelebilir ve seni götürebilirler. Araba çalmaya teşebbüs ve polise hakaret suçundan. Aman be, gelirlerse gelsinler. Gelsinler. Hiç kimseden korkum yok. Yatarım hapiste çıkarım. Kaçırsa yatarım. Dur, dur. Gir. Evet, siz miydiniz? Hocam, biziz de siz misiniz? Ne var, ne istiyorsunuz? Siz misiniz? Hocam, biz şimdi Berna ile oturduk, düşündük, taşındık. Yani şimdi paranın satın alamayacağı da birçok şey vardır. Ama geri kalan her şeyi babam alabilir, sağ olsun. mesela zeka. Şimdi sanırsınız ki dışarıdan bana bakıldığında babam benim zekam için bir servet harcamış. Ama yok, bu tamamen doğuştan gelen bir şey. şimdi ben bir şey merak ediyorum. Acaba bu okulda benden başka böyle doğuştan yeteneğinin farkında olanlar var mı? Hayır, yoksa bunları nasıl farkına vardırabiliriz? Ah, buldum. Biz bir bilgi yarışması düzenleyelim. Kazananlar da bizi okullar arası bilgi yarışmasına temsil etsin. Yani ben. Tuğçe. 5 kere 8. 37. Yanlış. Ama hocam, gördünüz mü? Ne kadar hızlı cevap verdim. Bu da pratik zeka. Ne uğraşıyorsun perukla, bıyıkla dil hocam? Alıp götürsünler seni. Orada ben buradakinden çok daha az azap çekerim be. Unutma Selda, 2 tane görevim var. Birincisi, Ferit'i Dilaver'in peşine düşmekten vazgeçirmek. İkincisi, o konuşan arabayı geri almasını sağlamak. Tamam. Ve de söyle o Ferit'e bir daha bize konuşan eşya falan satmaya kalkışmasın. Bak, hem o aldığın spor aletinden hem bu konuşan arabadan başımız yeteri kadar belaya girdi. Tamam, tut sen şunu. Sen hiç merak etme. Ben o büyülü gözlerimi Ferit'in gözlerinin içine bakacağım ve Ferit... Dilaver'in peşini bırak ve bir daha da bize konuşan eşya falan satma diyeceğim, mesela hallolacak. İnşallah. Murat, şimdi sen sanki bu sucuklu tostu ısırır gibi yap. Yap. Evet. Evet. Muhteşem bir poz. Murat sucuklu tost yerken. Ayşegül, Selim, siz de böyle birbirinize hayran hayran bakın. Hadi. Evet. Muhteşem bir poz. Genç aşıklar birbirlerini delicesine severken. Ceren, bizimle fotoğrafımızı çeker misin? Lütfen. Sizi resim çekerken gördüm. Biz de çekilmek istiyoruz. Ay, tamam. ne yapalım? Şöyle dur, şöyle gel. Evet. Gülümseyi falan. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Muhteşem bir poz. Hayranları Ceren'e bakarken. Ay. Rüya geliyor. Geldi. Evet, muhteşem bir poz. Rüya okulu darmadağın ederken. Gene. Ay, ben böyle muhteşem bir poz üzerine böyle muhteşem bir espri yapıyorum. Ay, ben ne muhteşemim ya. Rüyacığım, ne bu telaş? Duymadınız mı? Neyi? Neyi? Cuma günü bir bilgi yarışması düzenleniyormuş. Ve 3'er kişilik gruplar halinde katılınıyormuş. Ve kazananlar okullar arası bilgi yarışmasında okulu temsil edecekmiş. Aa! kimler katılıyormuş? Evet sevgili arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi bilgi yarışmasında aslında her ne kadar ihtiyacımız olmasa da Toygar ve ben aranızdan bize katılacak bir 3. yarışmacıyı seçmek zorundayız. Bunun için de bir sınav yapmaya karar verdik.
birer soru soracağız ve bir saatte vaktiniz var. Soru bir. 4 kere 7. Evet Naci. Togar abi benim bu sorunu anlamadığım bir yer var. Sor Naci. Şimdi 4 kere 7 derken kim 4 kere 7? Neyi 4 kere 7? Niye 4 kere 7? Çok mu acıkmıştı 4 kere 7? Bence bu soru yanlış. Doğru söylüyor. Başka soru var mı? Naci sen sınavla vakit kaybetme. O kağıttan uçak yap. Şöyle pencereden dışarı doğru bir at. Bak bakalım ne kadar uzağa gidiyor. Sonra sen de arkasından koş. Bak bakalım yakalayabiliyor musun? Tamam Toygar abi. Neyse. Şimdi diğer arkadaşlar için, yani Naci dışında diğer arkadaşlarımız için ikinci soru geliyor. 5'i 5 kuruştan 5 yumurta kaç kuruş eder? Evet. Evet Berna. Ya şimdi ben bu kuruş olayını pek şey demiyorum, kafam basmıyor. Yani biz bu kuruşu avro yapsak, 5'i 5 avrodan 5 yumurta kaç avro eder? Bana daha yakın yani. Aa evet, kız haklı. Hatta biz yumurtayı da direkt krep yapalım. Ya ne öyle yumurta? Çok banal yani. Ay bak şimdi krep dedin, gözümde daha bir net canlandı. Nişantaşı'nda bir kafedeyiz mesela. 5 tane krep söylemişiz, 5'i 5 avrodan. Ay bir de yanına birer tane cappuccino. Evet Fethi. Krep ne Toygar abi? Evet krep ne? Ay krep ne bilmiyor bu. Ya tamam tamam. Bir saatiniz başladı. Saat tam 11:35. Demek ki... Ya ben bu küsuratlı saatleri pek hesaplayamıyorum. Ben kapı önündeyim. Orada biraz hava alacağım. Siz halledersiniz. Yani aferin Fethi ve Naci. Abuk subuk sorularınızla kaçırttınız adamı. Üf. Ne yedik biz? Allah maşallah Selda Hanımcığım. Süslenmişsin, püslenmişsin. Böyle süspüs karşıma geçip oturmuşsun. Seni espri makinesi seni. Bırak şimdi bu lafları, sana da gel Selda. Daha işim gücüm var. Gidip o dilaveri haritadan sileceğim. Sonra silgiyi yapacağım. Daha çok sürteceğim. Bu sefer haritayı da sileceğim. Aa, yazık değil mi Dilo Can'a? Can deme. Tükenecek o, bitecek. Canı çıksın onun. Sırf Dilo kalacak geriye. Peri. Canım. Selda. Melim. Gözlerimin içine bak. Bakıyorum ruhum. Bırak şu Dilo Can'ı. Benim için, hatırım için. O geçmişte kalan küçücük ve anlamsız bir detay sadece. Benim için bir tek sen varsın. Selda. Peri. Bir de Ayşegül'ün satın aldığı o konuşan araba var ya. Onu geri alırsın değil mi? Maalesef Canikom bak. Çok rica etsem. Emrin olur. Ay Peri, çok teşekkür ederim. Sakın yanlış anlama. Ben çok memnunum arabadan. Ama Melda tutturdu. Bu eve Ferit'in sattığı konuşan hiçbir şey girmeyecek diye. Sinirlenme canım, sinirlenme. Sinirlenmiyorum hayatım. Bak ne diyeceğim. Geçen gün sizin eve geldim, oturduğum koltuklar çok rahatsızdı. Kimmiş onlar? Şunları beğendiysen size göndereyim, olur mu? Ha? Hazır indirimdeyken, kredi kartına 360 taksit, ha? Hem de peşin fiyatına. Ne dersin? Evet, çekiyorum. Bizim takım bilgi yarışması için ansiklopedi taşırken e. Ayşegül Hanım yardım edeyim isterseniz. Gerek yok, biz taşırız. Sana soran olmadı.
Ama sana cevap veren oldu. Tamam, boş ver, uğraşma. Nereden biliyorsun? Belki çok yoruldu kız. Yorulduysa ben taşırım. Sen o kadar kitabı nasıl taşıyacaksın ki? Ayşegül, koy o kitapları bunun üstüne. Saçmalama Selim. Ayşegül, koy lütfen. Aa, ben yardım edeyim izninizle. Hazır mısın? Ay. Aa. Geç, geç, geç. İşte muhteşem bir poz. Toygar Selim'e bilgi yüklemesi yaparken. Toygar, Toygar, bir sorunumuz var. Ay, bir tane de burada var. Ama şu an içerideki sorun daha önemli. Sizin sorunuzun çaresine cuma günü yarışmada bakacağız. Sizi genel kültürümüzle ve özel zekamızla mahvedeceğiz. Bittiniz siz, bittiniz. Gel Toygar. Selim, yardım edeyim mi? İyi misin? Yok, yok. Ben taşırım. Koş, koş, koş. Niye koşuyor bunlar ya? Gülümseyin. Of, görmüyor musun Toygar? Tek soruyu bile doğru cevaplayamamışlar. Ya Toygar abi, inan süre çok azdı. Birkaç saat daha olsa kesin. Ya ben bir de bu krep olayını şey edemedim. Yani 5 tane krep. Kim yiyecek 5 tane krebi? Ya en başta kilo yapar. Krep yok ne ya? Yok. Bizim başka bir çözüm yolu bulmamız lazım. E bu konuda da sen ve adamlarına büyük iş düşüyor. Ya birincisi... Bize 3. eleman olarak okulun en inek öğrencisini bulman lazım. Ya o yarışmada benim grubumun Ayşegül'ün grubunu yenmesi şart. Ya Toygar, ayrıca Ayşegül'ü kültürümle, zekamla ezmenin tadına varmak istiyorum. Ben de aynen Selim'i ezmek istiyorum. Güzel fikir. Fethi, Naci, yürüyün. Bize bir inek lazım. Benim dayımın çiftliği var. Oo, bir sürü de inekleri var. Arayayım mı? Ha? Naci, ara oğlum. Özlemiştir belki seni. Dayın mı? Dayın. Git yanına. Birkaç ay kal. Dönme. Ben ancak kendime gelirim Naci. Saçmalama Naci. İş başına Fethi. Yürün. Kaplumbağanın da aslında aklı yoktur. Hiç mi? Ha? Kardeş. Pardon, sana bir soru soracağım. Bu Türkiye'nin en büyük gölü hangisi? Van Gölü. Vay be. Polonya'nın başkenti? Varşova. Vay be. Peki. 5 avrodan 5 krep. Kaç avro eder? Bunu bilemez. 5 avro eder. Bildi. Ne oluyor? Bir dakika ya, ne oluyor ya? Tamam, hop. Ne oluyor ya? Hoş geldin aramıza. Buyur, otur, başla çalışmaya. Ya eğer hoşuna gitmediyse söyleyeyim şoförüme, somonu salata getirsin. Of, of. Yine ne var? Hiç. Of, of. Aman. Duman, bak. Yine Safi Nur'a olan 340 milyon YTL'lik nafaka borcum aklıma geldi diye lafa başlayıp sonra da dünyayı ele geçirmemde lütfen bana yardım et diye bitirme. O zaman bari pencereyi aç, çıkıp bir hava alayım ya. Hele bir Nisan gelsin. Of of, bitmez benim çilem, bitmez. Selda, ne oldu, hallettin mi? Hallettim tabii ki. Ferit benim büyülü bakışlarımın cazibesine kapıldı ve her istediğimi kabul etti. Oh, nihayet. Aa, ya Melda, ben şimdi diyorum ki... Bizim şu koltuklar eskidi. Onları değiştirsek mi? Ha? Saçmalama Selda. Daha yeni aldık. Niye eskisi? Ama böyle karşımıza çok etkileneceğimiz, çok hoşumuza gidecek koltuklar çıkarsa. Ne gibi? Bunlar gibi.
Selda, nereden çıktı bunlar? Allah, yeni koltuklar tırmalıyım. Galeri Ferit, bizden alışveriş ettiğiniz için teşekkür eder. Güle güle oturun. Özellikle sen Melda'cığım. Melda hala, Selda hala. Bu akşam Selim ve Ceren bize gelecekler. Bilgi yarışmasına bizim evde hazırlanacağız. Yalnız bizden şüphelenmesinler malum. Evde de bir anormal durum yok inşallah. Yok hayatım yok. Yalnız içeride çok hoş bir koltuk takımı var. Yine aldım. Hadi çok ya. Hoşuna gidecek. Git bak. Tamam. Bu Ferit kesin bir işler çeviriyor ya. Dur bakalım. Ay Melda, ne kadar fesat bir insansın sen. Her şeyin altında bir şey arıyorsun. Aa. Ayşegül ne oldu? Bu koltuklar konuşuyor. Yahu hiç rahat edemedim. Çok rahatsız bu parkeler. Ay gelir gelmez başladın söylenmeye Eşref. Sen rahatsın tabii orada Müşerref Hanım. Üstünde kedi de yok. Aman sanki kumaşın bulunmaz Hint kumaşı ha. İnanmıyorum sana Selda. Ben sana bu eve kesinlikle konuşan bir eşya girmeyecek demedim mi? Ben nereden bileyim Melda? Ferit gözlerimin içine baktı. Al, al, al dedi. Ben de büyüsüne kapıldım. Aldım işte. Ferit bunu bana inat olsun diye yapmıyorsa benim de adım Melda değil. Demek adınız Melda. Memnun oldum. Benimkisi de Müşerref. Ya ayakta kaldınız. Oturmaz mıydınız? Buyurun. Selim ve Ceren geldi. Tamam bakın. Ne olur gözünüzü seveyim. Onlar gelince sakın sesinizi çıkarmayın. Tamam mı? Çok yaşa. Al işte. Alerjim tuttu. İyi mi? Vay vay vay. Kediye alerjisi olan bir kanepe. Benden daha acınasın hayatlar da varmış. Eyvah. Ya şimdi saatlerce hapşırır. Çok yaşa. Yok. Yok yok. Benim bunları yok etmem lazım. Gitmiyor bunlar. Çünkü Ferit'ten aldığın bir eşyayı taksitini bitirmeden yok edemezsin ve geri veremezsin. Ne? Çok yaşa. Tamam. Durun. Sakin olun. Sakin olun. Şimdi kapıyı açıyorum. Selim'le Ceren'i yukarı çıkartıyorum. Siz burada kalıyorsunuz. Koltuklar hapşırdıkça siz de hapşırıyorsunuz, tamam mı? Benim bir adım var ama küçük hanım, Eşref. Tamam, Eşref hapşırdıkça siz de hapşırıyorsunuz. Ben de hapşırayım mı? Hayır, sen hapşırma. Tamam, hazır mıyız? Tamam. Aa, Selim, Ceren, bu ne güzel sürpriz. Sürpriz mi? He. Ayşegül demin aradı ki hemen arkandan geliyoruz diye. Tamam işte. Ben sizi arkamdan bekliyordum. Bir anda önümden çıktınız. Böylece sürpriz olmuş oldu. hadi girsenize içeri. Girin girin. Gel. Gir. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Ay, çok yaşa Selda'cığım. Sağ ol, sen de gör Melda'cığım. Çok yaşa tekrar, çok yaşa Selda'cığım. Sen de tekrar çok gör Melda'cığım. Ayşegül'ün halası çok yaşarken ve öbürü de görürken muhteşem bir poz daha. hadi yukarı, hadi. Ay. Evet, Ferit'in yolları sana gözüktü Selda. Çok yaşa. Aa, inanmıyorum. Aa, konuşuyorlar mıymış? Hem de ikisi birden. Nereden anladınız? Kendi aralarında konuşurlarken duydum. Ne oldu? Melda'nın gözleri yuvalarından fırladı öyle değil mi? Fırladı tabii. İşte böyle fırlatırım ben adamı ben. Aa, neymiş efendim? Ferit eşyaları bu eve giremezmiş. Böyle yedirirler adama lafını işte. Ay, tamam yedirirsin yedirirsin ama ne olur bize acı. Bu koltukları susturmamız lazım. Yoksa Ayşegül'ün arkadaşlarına rezil olacağız. Vallahi hayatım bunun iki çaresi var. Hı. Ya koli bandıyla o minderleri bantlayıp yapıştıracaksınız. Ya da... Bu papatyaları güzel bir vazoya koyacaksınız. Ondan sonra vazoyu da sehpasıyla beraber koltuklara yakın bir yere iteceksiniz. Ya koltuklar bu kokuyu alınca derhal uyurlar meleğim. Ay tamam tamam. Sen bizi koli bandıyla falan uğraştırma. Görüşürüz. Hadi güle güle. Bu da senin bana Dilaver'i unuttum diye söylediğin yalanlar için Selda Hanımcığım. Hadi canım iyi uykular. Tatlı rüyalar.
Ayşegül, sence bu çalışmalar işe yarayacak mı? Tabii ki Selim. Bilgi yarışmasında sorulacak soruların hepsi bu ansiklopedilerin içinde olmalı. E demek ki bütün bunları çalışırsak soruları da cevap verebiliriz. Ya. Ya iyi de bütün bunları nasıl ezberleyeceğiz? Biz elimizden gelenin en iyisini yapalım da. Hadi. Ayşegül. Selda Hala'nın hapşırması durdu galiba. Evet, doğru söylüyorsun. Ben en iyisi gidip bir tebrik edeyim. Selda Hala, ben sana bir şey soracağım. Sence bu Selim ve Ceren'in beynini büyütme ve ezber yapabilme kabiliyetini arttırmak için nasıl bir sihir yapabilirim? Selda Hala? Selda Hala? Ben en iyisi Melda Hala'ma sorayım. Ya Melda Hala ya, sana bir şey soracağım. Şimdi biz bu bilgi yarışmasına katılacağız ya. Bir sürü ansiklopedi ezberlememiz lazım. Ama onun yerine diyorum ki, hani zekayı güçlendirecek, hafızayı arttıracak bir sihir yapsak, ha? Ayşegülcüm, eğer SDDK'nın kitapçığını okumuş olsaydın zaten bu soruyu bana hiç sormazdın. Ha, işe yarayacak sihir orada mı yazıyor? Hayır. İnsanları olduğundan daha zeki gösterecek sihirleri yapmanın yasak olduğunu yazıyor. O zaman kesin kaybederiz. Çünkü Tuğçe ve Toygar okulun en çalışkan öğrencisini transfer ettiler. Ve çocuğu görsen her şeyi biliyor. Ayşegül, kimse her şeyi bilemez. Ayrıca biliyorsa da zaten yarışmayı kazanmak onun hakkı demektir. O zaman kesin rezil olacağız, rezil. Bu sihirli güçler de abuk subuk her şeye yarıyor. Ama en gerekli olduğu zaman da işe yaramıyor. Of, kesin rezil olacağız, kesin. Ayşegül, eğer kimseye söylemeyeceğini söz verirsen sana bir sihir söyleyebilirim. Söz veriyorum, kimseye söylemeyeceğim. Parmağını 3 kere çevirip berez 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 diyeceksin. Bütün okuduklarınızı ezberleyeceksiniz. Ay sen harikasın. Ayşegül, sen niye bu kadar esniyorsun? Ay bilmiyorum Melda Hala. Ay sen beni bırak da Selda Hala'm içeride mışıl mışıl uyuyor. Yani top patlasa uyanmaz. Neyse ben gidip şu sihri yapayım. Selda. Selda. Bu papatyalar da nereden çıktı? Bunlar Ferit'in meşhur uyku papatyaları. Ay bunlar oku oku bitmez. Ya hadi canım. Aa, okuyabildiğiniz kadar. Vallahi ben hala pek bir şey yarayacağını sanmıyorum Ayşegül. Ya siz bana güvenin, gerisini merak etmeyin. Hadi devam. Berez. Hı? Hiç öyle kendi kendime konuşuyordum da. Hadi canım devam edelim. Hadi. Aa, annem arıyor. Alo? Efendim anne? Ne? Tamam, hemen geliyorum. Canım ne oldu? Bilmiyorum, hemen gitmem lazım benim. Selim ama... Ay inanmıyorum. İnanmıyorum. Alo? Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Ay ben gidiyorum. Sana ne oldu? Ya sabah çektirdiğim fotoğrafları babamın çok meşhur bir fotoğrafçı arkadaşına göndermiştim. Baksın diye o beni çağırıyor. Ay anneciğim, acaba çok merak ettim. Ay baksana kalbim küt küt atıyor. Değil mi? Ay ben karne alırken bile bu kadar heyecanlanmadım ya. Ay neyse hadi ben kaçtım. Ne oldu bunlara ya? Ay aman neyse, çalışmaya devam ama önce... Berez, 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 berez. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Ah, ah.
Ya ne işim var benim burada? Melda hala, Selda hala uyanın. Ne işimiz var bizim dışarıda? Bilmiyorum. Kim çıkardı bizi evden? Ben çıkardım canım. Perit. Ama niye? Onu Melda'na soracaksın hayatım. Neymiş efendim? Hanımefendi evde konuşan eşya istemiyormuş. Buyurun. Böyle kapı dışarı edelim işte sizi. Oldu mu? Rahat mısın? Mutlu musun şimdi? Ne? Sen konuşmuyor musun? Selda konuşmuyor mu? Bu kız konuşmuyor mu? Evet, evet, evet. O halde ben de üçünüzü dışarı çıkardım. Buyurun. Benle uğraşma Melda. İşte böyle kurarım kumpası. Önce konuşan koltuğu gönderirim. Arkasından onu susturmak için uyku papatyaları salarım içeri. Hepinizi uyuturum, evden çıkarırım. Şimdi gidiyorum, gidiyorum. Eşyaları da götürüyorum. Ama bir problem çıkarırsanız bu defa konuşan yatak gönderirim. Sabaha kadar konuşur, uyutmaz sizi. Ertesi gün hayalet gibi dolaşırsınız. Ha, bu arada Dilaver'e söyleyin, korkmasın polisten. Hı? Tamam mı? Ben onun icabına baktım, adamları ayarladım. Bir döndürdüm, tırstılar. Aman abi dediler, sen bilirsin dediler. Dokunmayacaklar kardeşime. Ay yaşasın. Ay Ferit, ben her zaman söylerim zaten. Senin böyle pırlanta gibi bir kalbin vardır. Benim kalbim pırlanta mırlanta değil. Ben onu iyiliği için yapmadım. Yakalayıp cezasını kendim vermek istiyorum. O yüzden yaptım. İşte bu yapmasından da daha beter. Artık her an bir şey yapacak diye telaş içinde bekleyeceğiz. Ve en sonunda artık bir şey yapsa da kurtulsak diye dua etmeye başlayacağız. Ah Ferit, ah. Seninle uğraşılmaz. Ne Selim ne de Ceren geldi bugün okula. Nerede bunlar? Ay bak! Zavallı rakiplerimiz, engin kültürümüz ve zekamız karşısında rezil olacaklarını anlayıp okula bile gelemiyorlar. Ah, bir tanesi gelmiş, o da yanlışlıkla. Onun da gözünü korkutalım. Sor. Üç kere iki. Altı. Üç kere üç. Dokuz. Üç kere dört. Ya tamam Berna, ne öyle? Şey gibi, taramalı gibi, arka arkaya yani. Kafa bu kafa, değil mi? Bunun da bir sınırı var yani. Gerçi bende yok ama. Kafa mı yok? Sınır yok Berna, sınır. Geç yerine. Pardon ya. Pardon. Şurada bana dediğine bak. Ceren, ne oldu? Senden bir cacık olmaz dedi. Kim dedi? Fotoğraflarıma bakan adam. Benden bir cacık olmazmış. Ya hayır, hayır canım. Hep boş boş mu? Geri çıkacağız, rezil olacağız. Ya siz biraz susar mısınız? Ya boş ver ya o adamın ne dediğini. Hem ne anlar ki o fotoğrafta? Ayşegül adam fotoğrafçılık okulu sahibi. Öyle mi? Olsun. Ama kimse işe ilk başladığında çok iyi değildir zaten. Bak mesela Mozart. İlk eli ayağı tutar tutmaz böyle piyanonun başına geçip konser mi verdi? Evet. Doğru. Kötü bir örnek oldu. Ama bak ben mesela senin fotoğraflarını çok beğeniyorum. O zaman demek ki sen fotoğraftan hiç anlamıyorsun. O da doğru. Yani anlamıyorum dediysem senin fotoğraflarını çok beğeniyorum. Başkalarının da çok beğeneceğine inanıyorum. Ayşegül, biliyor musun bence sen bir tanesin. Arkadaş olarak mı? Hayır, fotoğraflarımı beğenme konusunda. Evet, işte bir programda daha sizlerle beraberiz. Sevgili hücre arkadaşlarım, değerli mahpuslar, can dostum, saygıdeğer gardiyanlar. Sizler için okuyorum, dinleyin. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Mahpus yata yata biter. Aldırma gönül. Ah, Allah kahretsin be. Bıktım bu stresten. Kim varsa hemen gelip götürsünler beni. Ne yapacaklarsa yapsınlar yeter. Gel, hoş gel. Al götür. Hocam. Ayşegül, ne var ne istiyorsun? Şimdi size iki şey söyleyeceğim. Birincisi, hiç merak etmeyin. Kimsenin sizi alıp götüreceği falan yok. Nereden biliyorsun? Özel bir istihbarattan haber geldi. MİT'ten mi? Yok, MİT'ten değil. Perit'ten.
O neyin kısaltılmışı? Aman boş verin hocam, önemli değil. Neyse siz hiç merak etmeyin, tehlike tamamıyla geçti. Oh ya Rabbim, şükürler olsun. Bu güzel haberi verdin ya. Dile benden ne dilersen. Aslında sizden küçük bir ricam olacak. Nedir? Sevgili arkadaşlar, okulumuzda sanata katkı amacıyla bir şeyler yapmayı her zaman çok istemiştik. Kısmet bugüneymiş. Bravo. Bravo. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Gördüğünüz gibi okulumuz bünyesinde sanata katkı amacıyla düzenlenmiş olan ilk sergimiz Ceren'in Kene isimli fotoğraf sergisi. Bravo. Ay, tebrik ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Bravo. Ah, Kene dediysem öyle korkmayın sakın. Yani bu kedi köpekteki Kene değil. Ceren fotoğraf çeker Kene'deki Kene. Ki şimdi söylemiş olayım. Bu bir yanlıştır. Çünkü fotoğraf çeker Kene değil, kendir. Yani çeker kendir. Evet. Şimdi. Aa, bir de kendir tohumu vardır ki bu böyle halat, sicip, ip falan yapımında kullanılmaktadır. Ama bunun konumuzla hiçbir alakası yoktur. Yoktur, evet. Ah, neyse. Sergimiz vatana, millete, hepimize hayırlı olsun. Evet. Bravo. Bravo. Ay, Ayşegül fotoğraflarım sergileniyor, inanabiliyor musun? Ay, ya kimse beğenmezse? Ay, ben o zaman bırak fotoğraf çekmeyi, fotoğraf albümüne bile bakamam. Ya saçmalama Ceren. Ay, ay yok Ayşegül, ben burada daha fazla duramayacağım. Çarpıttım tuttu. Ya birisi kötü bir şey söylerse? Ya merak etme, kimse kötü bir şey söylemeyecek. Çünkü fotoğrafların çok güzel. Ay, ne bu böyle? Ay, ben hayatımda bu kadar abuk sabuk, saçma sapan bir şey görmedim. Ah, ne bu böyle? Aptal bir kedi mermer bakıyor. Ay, ben var ya, buna hayatta bir lira bile vermem. Anlıyordum ya. Ah, ay, bir lira değil, ben buna kafadan 1 avro veririm. Ya arkadaşlar, yani hayatımda böyle gel, bir fotoğraf gel görmedim ben. Yani hayatın abuk sabukluğu, böyle saçma sapanlığı bir kedinin gözünden bu kadar mı keskince anlatılır? Ay, yani bravo Ceren'cim, bravo. Ya. Hatta ben babamı arıyorum. Alo, hemen bana 1 avro yolla. 1 avro mu? Evet baba, acele gönder. Ben 1200 avro veririm. Ay, ay. Bir saniye. Veremezsin canım, çünkü ben çoktan aldım. Ay baba, gönder hemen çabuk. Çabuk gönder, tamam mı? Tebrik ederim Ceren'cim. İlk fotoğrafını satmış oldun. Fotoğrafçılık anlamında ilk başarını imza atmış oldun. Seni çok tebrik ederim. Ay, 1 avro. Evet. Ay. İnanmıyorum. 1000 euro mu? Evet. Senin fotoğrafına. Evet. Hani o yatağın üzerinde böyle mel mel bakan fotoğrafına. İşte gör bendeki karizmayı. Yattığım yerden para basıyorum. Selda, yattığım sen yerden. Sen neymişsin be duman? Ben buyum işte. Elinizin altında darphane var, çalıştırmaya üşeniyorsunuz. Peki bizden ne istiyorsun? Paraya dönüştürün beni. Birkaç reklam işi kapayım, dünyayı ele geçirmeye gerek kalmadan 340 milyon YTL nafakayı çıkarırız. Ya nasıl yani? O kadar para var mı bu işte? Şu anda yok. Ama ben girince olacak. İyi de nasıl gireceksin? Ben girmeyeceğim. Siz sokacaksınız. Sizdeki güzellik bendeki karizmayla birleşince modern folk üçlüsünden bu yana gelmiş geçmiş en meşhur üçlü olacağız. Herkes bizi seyredecek. Yok canım. Bizim ne işimiz var çekimlerde? Saçmalama Melda. O güzel gözlerini, şekilli elmacık yanaklarını, o inci gibi dişlerini tarih kitabının arkasında saklama artık. Paylaş halkınla. Aslında bencillik etmemem lazım. Herhalde yani. Ay, bir dakika, bana iltifat yok mu canım? Ha? Gerek var mı Seldacığım? Ay, doğru. Hafif sağ. Evet. Ayranı biraz sola. Ah, muhteşem. Evet. Ceren, neredesin ya? Hani kütüphanede ders çalışacaktık? Aa, aşağı artık bunları Ayşegül. Ne? Yani ansiklopediymiş, bilgiymiş. Geç artık bunları.
Fırat'cığım. Şimdi tostu ayranın tepesine koyalım. Derhal usta. Evet, muhteşem. Evet. Ay. Çok pardon. Sorun değil Rüyacığım. Bir sanat eseri yok olur. Yerine bir başkası gelir. Evet. Evet. Ayşegül, menajerim Rüya ile tanıştınız mı? Merhaba. Menajerin mi? Ceren koş. Başka bir resmini alıcı çıktı. Yaşasın para. Hadi. Of ya, ne yaptım ben? Ceren kendini dünyanın en iyi fotoğrafçısı sanıyor. Zaten Selim desen bir türlü haber alamıyorum. Ve yarınki bilgi yarışmasında okulun en çalışkan öğrencisinin karşısına çıkacağız. Kesin Tuğçe bizi bütün okula rezil edecek. Of ya, of! Gördünüz değil mi? Tek telefonla iş bitti. Adamlar hemen deneme çekimine gelin dedi. Olay budur kızlar. Olayı bağladıktan sonra işin pazarlık kısmını bana bırakın. Sizi kazıklar bunlar. Ha, demek pazarlığı sen yapacaksın Duman. Peki nasıl yapacaksın? Kuyruğunu sallayarak mı? Doğru ya, ben konuşamam. O zaman sen yap Melda. Aa, niye Melda yapıyormuş? Benim neyim eksik? Selda, sen karışma bu işe. Abuk bir laf edersin, işi kaçırırız. Sen bu işi Melda'ya bırakırsan o 340 milyon YTL'lik nafakanı zor ödersin. Hı? Ay, neyse. Yetiştim galiba. Geç kaldım diye ödüm koptu. Anca bitti Fufu'nun manikürü. Siz Fufu'ya manikür mü yaptırıyorsunuz? Siz yaptırmıyor musunuz? Teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. Melda Hanım, Selda Hanım, buyurun sıra sizde. Ay, hadi Duman, çok heyecanlandım. Çantamı alsana abla. Tamam. Şimdi buradan çekiyoruz. Açıya dikkat edelim. Pan yapıyoruz ve tam karşıdan. Bunlar da Selda Hanım'la Melda Hanım. Hazırlar. Güzel. Çok güzel. Harika. Tam aradığım ikili bunlar. Tamam. Yalnız kedi. Kedi pek işe yaramaz ya. He? Yine de bir deneme çekimi yapalım biz. Tabii. Hadi kayda girebiliriz. 50 milyon mu? Evet. 50 milyon cuk. Evet. Ay, ne yaptın sen koç? 50 milyon bunun maliyetini karşılamaz. Maliyet mi? Ne maliyeti? Şu fotoğraftaki emeği görmüyor musun koç? Peki sen söyle bakalım, kaç paraymış bu fotoğraf? Vallahi en az 2000 avro. Ha? Ya ben ikiden sonrasını kaçırdım. 2 ne? 2000 avro koç. O da senin güzel hatırın için. Ceren, biraz abartmıyor musun? Neticede koç fotoğrafını beğendi. Yani bu kadar bile yeterli olmalı. Yapma Ayşegül, amma abarttın. Yani benim içinde bir kedi olan fotoğrafı 1000 avroya alıcı buldu. Ay burada hem kedi var hem de köpek. E hadi köpek kedi kadar etse, o da 2000 avro. Ay aslında köpek kediden daha değerli. Az mı istedik sevgili asistanım? Of, yine ders. Ay bıktım şu derslerden canım. Rahat rahat sanatımı icra edemiyorum. Girmeyeceğim ben bu derse. Hadi gidip biraz sanat yapalım. Ceren saçmalama, derse girmek zorundasın. Hayır Ayşegül, sen girmek zorundasın. Ben fotoğraf başına 1000 avro kazanan biri olarak değilim. Müsaadenizle. Koç, kusura bakma. Ceren biraz havalandı da. Biraz mı? Ayşegül, ben Ceren'den daha alçaktan uçan yolcu uçakları gördüm. Biliyorum, sen de sırf onun moralini bozmamak için şuradaki resmi satın almaya kalktın. Yo, bana kalsa ben bütün fotoğrafları alacağım. Aa, sahiden mi? Yani Ceren'in resimlerini beğeniyorsun. Yok, alakası yok. Bu fotoğraflar satılmadan burası boşalmayacak. Benim de antrenman yapacak bir salona ihtiyacım var. Ne? Ne demek Ceren Hanım bundan sonra sanatından arta kalan zamanlarda teşrif edecek? Allah Allah. Ben hayatımda böyle saçma bir şey duymadım yavrum. Evladım, burası okul. Hepiniz her derse girmek zorundasınız. Hem ayrıca niye kendi gelip söylemiyor da sana söyletiyor bunları? Çünkü hocam
Bugünden itibaren ben kendisinin menajeri sayılıyorum. Hı? Öyle mi? Hı hı. Ben şimdi müdür Dilaver'e gideceğim ve ikinizin de disiplin komitesine gitmesini talep edeceğim. Bu ne ukalalık ya? Aa! Sizi biraz serbest bıraktık, coştunuz, tepemize çıktınız. Hı. Tuğçe, hı, yavrum seni de disipline veriyorum. Ay hocam ben ne yaptım ya? Ne demek ne yaptın? Öyle uyduruk bir tane fotoğrafa 1000 avro verdin, şişirdin kızın egosunu. Bak, zavallım kendini fotoğraf otoritesi zannediyor. Berna, sen de verdin disipline. Ya hocam ben niye gidiyorum? Hiç söylenme kızım. Aynı fotoğrafa 1200 avro vermeye kalktığını gören şahitler var. Çocuklar, hepinize söylüyorum. Bu işin bu noktaya gelmesine izin veren bütün herkesi disipline vereceğim. Geçene. Menajermiş. Niye bunlar bizden daha uzun süre kaldı ha? Niye çıkmadılar hala? Ne yapıyorlar içeride? Ay Duman, sakin ol. Belki becerememişlerdir, yeniden çekiyorlardır. Ya beceremedilerse niye ısrar ediyorlar? Niye yollamıyorlar dışarı? Ya olana kadar çekecekler mi? Torpil mi var yoksa? Ay Duman sus. Sus, biraz sakin ol canım. Stres topuna döndüm valla. Ayrıca sen hiç merak etme. Bizi değil de onları seçerlerse ben içeri girer büyüleyici bakışlarımla. Ay Selda sus 2 saniye ya. Aa, sürekli tepemde car car car. Zaten sinirliyim. Niye çıkmadı bunlar hala? Ne yapıyorlar içeride? Ha, kesin torpil var, kesin. Alo? Alo. Melda hala. Benim moralim çok bozuk. Anlat bakayım, ne oldu? Birincisi, dün gece Selim apar topar eve gitti. Bugün okula da gelmedi. Cep telefonu da kapalı ve ben onu çok merak ediyorum. İkincisi de Ceren. Kendini çok büyük bir fotoğrafçı sanıyor. Birileri pohpohlamıştır. Evet, Tuğçe yaptı. Ceren'in fotoğrafını 1000 avroya satın aldı. Ha, fotoğrafı Tuğçe aldı demek. Çok mantıksız bir davranış yapmış Tuğçe. Ceren de şımarmıştır tabii. Aslında mantıklı olmamasında benim de biraz payım var tabii. Ayşegül, yine sihir yaptım deme sakın. Sizden ne var ne yok? Ah Ayşegül, ah. Ama ne yapayım? Onu öyle üzgün görünce dayanamadım. Ama şimdi bir görsen, egosu bir şişti, bir şişti. Egoyu indirecek bir sihir yok mu? Zaman Ayşegül, sadece zaman. Aklı başına gelene kadar bekleyeceksin. Ceren o kaçınılmaz darbeyi yediği anda da yanında olsan iyi olur. Evet, hatta birazdan gelip ben amma uçtum ya der ve böylece her şey normale döner. Ayşegül, Ayşegül! Pardon, şimdi Ceren'le konuştum. Ha? İlk fotoğraf satışından kazandığı parayla bir haftalığına bir sergi salonu kiralamış. Ne? Evet, okuldan sonra seni de davet ediyor. İşlendirsin, bak. Melda hala, ben seni sonra ararım. Oh, nihayet. Birazdan beklerseniz seviniriz. Yönetmenimiz kimi seçeceğine karar verecek. Canım. Oh, niye açmıyor bu çocuk ya, niye? Kesin bir şey oldu. Meraktan çıkartacağım. Ay hayatım, hoş geldin. Hoş bulduk. Asistanım Murat'la tanışmış mıydın? Hmm, evet. Ay, ay şekerim kusura bakma, unutuyorum. Ne de olsa aklım sanatımda. çocuklar şey, Rüya nerede? Ay 4 kere daha panoları devirince odayı kilitlemek zorunda kaldım. Ay hayatım, hayranlarımı görüyor musun? Ay Duyan gelmiş, Duyan gelmiş. Bu arada sen böyle kuru yemiş cips falan al, ben de misafirlerle ilgileneyim, tamam mı? Ay aman efendim, kimleri görüyorum? Ne olur kurtar beni, Ceren kafayı yedi. Kusura bakma da senin de ondan aşağı kalır yanın yok yani. Ya ben yine Ceren'in saçma sapan esprilerinden biri zannediyordum. Öyle davranıyordum. Ama meğersem ciddiymiş. Ya beni asistanı sanıyor. Biraz önce bana, git bana karanlık odam hazırla dedi, dünyam karardı Ayşegül. Tamam tamam. Peki bu gençleri nereden buldunuz? Hiçbir fikrim yok. Gel şuna bir soralım. Tamam.
Ya affedersiniz, siz niye gelmiştiniz? Vallahi biz buradan geçiyorduk. Bir arkadaş görmüş, bedava cips ve kuru yemiş var dedi. Biz de girelim dedik. Yani siz şimdi buraya sadece cips ve kuru yemiş için mi geldiniz? Yo, daha yemek varsa kaları yeriz biz. Ya arkadaşlar, aranızda cips veya kuru yemiş için gelmemiş olan biri var mı? Ben. Sen yani fotoğraflar için mi geldin? Yo, ya panolara çarpıp çarpıp deviren bir kız varmış, onu görmeye geldim ama çıkmayacak galiba. Ya çıkmayacaksa söyleyin de beklemeyin boşuna. Hoş geldiniz sevgili hayranlarım. Sadece bugün özel olarak fotoğraflarda %20 indirim uyguluyorum. 850 TL'den başlayan uygun fiyatlar sizleri bekliyor. Evet, sorusu olan var mı? Hı? Yiyecek başka bir şey var mı? Yiyecek? Hemen soralım asistanımıza. Murat'cığım, nedir kuru yemiş ve cips durumumuz? Nanay. Yani bitti. Bitmiş. Arkadaşlar, yanlış tarafa gidiyorsunuz ya. Nereye? Ama fotoğraflar bu tarafta. İyi be, giderseniz gidin. Hı. Benim için fotoğraftan anlayan bir kişi bile yeterli. Sen hangi fotoğrafı beğendin canım? Panolara çarpıp duran kızı beğendim. İyi de onun fotoğrafı yok ki. Fotoğrafına ne yapayım, ben kendisini beğendim. Çok komik kız ya. Çıkmayacaksa söyleyin, beklemekten sıkıldım. Çıkmayacak. Bana müsaade o zaman. Aman neyse canım. Kuru yemiş ve cips de tam zamanında bitti. Değil mi? Ay evet. Şükür. Ay herkes zaten o yüzden gitti. Meğer ben tek atımlık bir barutmuşum. Bundan sonra hayatımın sonuna kadar hiçbir fotoğrafımı satamayacağım. Ay ben bırakıyorum bu işi. Aa, ya Ceren, saçmalama. Ya senin asıl istediğin bu değil miydi? Bir zamanlar. Senin o bir zamanlar dediğin daha dün akşam ayrıca. Hem bu kadar çok istediğin bir şeyden bu kadar kolay vazgeçmemelisin. Ya Ayşegül, yani üzüleceğimi tahmin ederdim ama bu kadar yıkılacağım aklıma gelmemişti. Peki nedenini biliyor musun? Fotoğrafçılık uğruna bütün her şeyden vazgeçtin. Geriye de bir tek bu kaldı. Sonunda tabii bu da elinden gitti. Ama sonuçta daha hayatın başındayız. Daha bir sürü şey deneyeceğiz. Kimi zaman başaracağız, kimi zaman başaramayacağız. Ama sonunda her zaman elimizde tutunacak bir şey kalacağı için o kadar üzülmeyeceğiz. En başta okul. Doğru söylüyor. Ay doğru ya. Ben dersleri kırdım bir de bugün ya. Sırf sen kırmadın, bize de kırdırdın. Evet. Hadi ya. Bak gördün mü? Uzun zaman sonra ilk defa gülümsedin. Evet. Evet neyse, fotoğrafçılıkta tutunamadın ama sana tutunabileceğim bir şey söyleyeceğim. Yarınki bilgi yarışması. Unuttun değil mi? Ay ben onu tamamen unuttum. Ya. O zaman bizim eve gidip çalışmaya devam edelim kaldığımız yerden. Ayşegül, ya sen bunun işe yarayacağından emin misin? Ay tabii ki. Bana güven. Gerisini merak etme. Selda, 2 saat oldu. Ya dal içeri. Ne oluyor? Ne bekliyoruz? Bu ne rezalet desene ya. Ay Duman, sakin ol. Sakin ol biraz. Bak burada ne yapacaksın? Sükunet içinde oturacaksın. Ya bak beni örnek al. Hangi sıklıkta manikür yaptırıyorsunuz Fufu'ya? Senden sık olduğu kesin şekerim. Aa. Ben var ya seni... Sen ablamla ne biçim konuşuyorsan bana var ya, gelip sen senin aklın çağır. Kusura bakmayın. Yönetmenimiz karar vermekte biraz zorlandı. Melda Hanım, Selda Hanım, hayırlı olsun, sizinle çalışıyoruz. Ay, yaşasın. Ama söylememe gerek bile yok tabii. Kedi olarak Fufu'yu seçtim. Ne? Of ya, açmıyor ya, açmıyor. Alo Selim, ya neredesin ya, meraktan öldürdün beni. Ne? Neredesin şu anda? Kusura bakma, böyle haber vermeden geldim. Yok canım, önemli değil. Ondan önce o kadar kusura bakacağım şey var ki. O zaman şimdi söyleyeceğim şeyden sonra daha da kusura bakacaksın. Neymiş o?
Selim ne oldu? Ayrılmamız lazım Ayşegül. Melda, sen sakın pazarlık içine karışma, bana bırak. Asıl sen karışma Selda, bu benim işim. Melda, yüzük yüzü kuyruğuna geldik. Bu işi de mahvetmene asla 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 izin veremem. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Şu para meselesinde konuşalım hazır geldik. Evet, 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 evet. O mevzuyu da hiç uzatmayalım. Bir an önce konuşalım, halledelim. Zaten bizim fiyatımız çok açık ve net. Pazarlık etmemize hiç gerek yok. Biz söyleyelim, el sıkışalım. Buyurun. 340 milyon YTL. 340 milyon YTL? Aa, ama hiç telaşlanmayın, birimiz için değil. İkimiz için toplam 340 milyon YTL. Diğer hanım henüz gitmemiş olabilir. Sen hemen onu bir ara. Aa, müsaadenizle. Aa, hadi hatırınız için 300 olsun. Onlar kaybetti. Biliyorum, çok ani oldu. Ayşegül. Ayşegül, iyi misin? İnan senden ayrılmak hiç istemiyorum. Seni çok seviyorum ama mecburum. Lütfen inan bana. Hayır, anlamıyorum Selim. Ya bir telefon geliyor ve hiçbir şey söylemeden çekip gidiyorsun. Sonra ertesi gün okula da gelmiyorsun. Ay, seni arıyorum, telefonun da kapalı. Şimdi gelmiş ayrılalım diyorsun. Hayır, anlamıyorum. Anlamıyorum, anlamıyorum. Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Yapamam. Ne demek yapamam? Yapamam işte. Doğru söyle. Bir başkası var değil mi? Saçmalıyorsun Ayşegül. Tuğçe mi yoksa? Hayır tabii ki. Kim peki? Başka birisi yok Ayşegül. O zaman ne var? Söyleyemem. Söyleyeceksin. Söyleyemem. Söyleyeceksin. Of, biraz sessizlik. Ansiklopedi ezberlemeye çalışıyoruz burada. Sessiz olun biraz. Aa. Söyleyeceksin. Söyleyemem. O zaman ben de ayrılmıyorum. Ne? Yani sebebini söylemezsen benden ayrılamazsın. Sebebini söylersem zaten kendiliğinden ayrılacaksın. O zaman ayrılmamı istiyorsan sen de söylersin. Tamam ama söz ver, kimseye söylemeyeceksin. Söz. Bak sonra mahvolurum. Söz verdim Selim. Ayşegül. Hı. Babam. Babana bir şey mi oldu? Evet. Ne oldu Selim? Galiba iflas etti. İflas mı etti? Galiba. Nasıl galiba? Dün annem aradı ya, eve aciz memurları gelmiş bazı eşyaları almak için. Babama bir türlü ulaşamadık. Annem çok fena oldu. Daha sonra gecenin bir yarısı babam annemi aradı. Beni merak etmeyin, sorarlarsa da görmediniz, nerede olduğumu bilmiyorsunuz dedi. Bugün annemi doktora götürdüm. Darmadağın olduk. Ne olacak bilmiyorum. Ya bunu neden söylemedin? Ne söyleyeceğimi bilmiyordum ki. Doğru. Peki bunun bizim ayrılmamızla ne alakası var? Tabii ki alakası var Ayşegül. Hangi kız babası iflas etmiş bir çocukla çıkmak ister ki? Hem de bizimki gibi bir zengin okulunda. Ben. Sen mi? Hı hı. Ya bu nedenden dolayı senden ayrılacağımı nasıl düşünürsün? Ha, bazen beni Tuğçe ile karıştırıyorsun. Yani sen şimdi benden ayrılmayacak mısın? Hayır tabii ki. Tam tersi, daha çok yanımda olacağım. Bizim sevgimizin parayla pulla ne alakası var ki? Hem dur bakalım, belki her şey birkaç gün içinde çözülür. Baban ortaya çıkar. Bence bunu bu kadar kafana takmaya gerek yok. Biliyor musun? Her geçen gün seni daha çok seviyorum. O zaman hep böyle sevmeye devam et, tamam mı? Tabii Fufu'yu seçerler. Siz beni bir kere bile maniküre götürdünüz mü? Ay tamam Duman, tam. Ne diyordum Selim'ciğim? Yarınki bilgi yarışması bizim için çok önemli. O yüzden çok iyi çalışmalıyız. Anladın mı? Aa, anladım. Tamam.
O zaman sen şimdi git, senin yerine bir de Ceren gelsin. Onunla da bir konuşalım. Bu arada sen ezberine kaldığın yerden devam ediyorsun. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Ya işte böyle. Selim ve Ceren'e ayrı ayrı moral ve motivasyon çalışması yaptırıyordum da. Sizden ne haber? Hiç sorma, bu ikisi sayesinde ne moral kaldı ne motivasyon. İnanmıyorum sana Duman. Biz ki kedimiz olmadan asla deyip 300 milyon YTL'lik reklam filmini geri çevirmişiz. Sen hala konuşuyorsun. Ayrıca kabul et artık. Hata sende. Adam eğitimli kedi istemiş. Sense kafana göre hareket ettin çekimde. Doğru. Bak bu sana bir ders olsun. Eğitim şart. Hayır işte, eğitim değil. Manikür şart. Ayşegül, son umudum sensin. Bu ikisinden bana hayır yok. Oysa senle ben Türkiye'nin en meşhur ikilisi olabiliriz. İyi düşün. Hayır Duman'cığım. Bence sen reklam yıldızı olma hayallerini unut. Hadi bakalım yukarı. Unut hayallerini. Hayır, hayır. Bedenimi oradan oraya götürebilirsin ama ruhumu asla. Halloldu mu mesele? Evet, evet halloldu. Ceren gerçeklerle yüzleşince normal haline döndü. Şunu bir de Duman yapabilse. Hala manikürü yok diye reklam yıldızı olamadığını zannediyor. Tamam, yaptırın bir denesin. Aslında haklısın. Bir görsün Anya'yı, Konya'yı. Ya bu arada Melda'la sana çok teşekkür ederim. Hangi konuda? Ansiklopedi ezberleme sihri için. Yani rüyamda görsem inanmazdım senin SDDK'nın kurallarına uymayacağını. Oysa sayende Tuğçe'yi yenip birinci olacağız. Ay sen bir tanesin. dur bakalım Ayşegül. Hele bir yarın olsun. Bir tane miyim, değil miyim görürsün. Okuyun. Şimdi siz okuyun. Yarışmada biz okuyacağız. Ama canınızı okuyacağız. Orası hiç belli olmaz Tuğçe. Nerede sizin o bana 1000 avroya fotoğraf satan kazıkçı arkadaşınız? Bir kere o fotoğrafı zaten sen kendin almıştın. Ne fotoğrafı Ayşegül? Boş ver. Dünden beri çok fazla şey kaçırdın Selim'ciğim. Gerçi sen geldiğinde de çok fazla şey kaçırıyorsun ama... Neyse, ben şimdi bu konulara hiç girmeyeceğim. Nerede Ceren? Ben paramı geri istiyorum. Ne oldu parama? Kuru yemiş de cips oldu canım. Ceren'e de gelince borcunu vermeye gitti. Koç. Efendim? Ama üzerimde hiç para yok ha. Paraya gerek yok ki. Bu benim size hediyem. Bir de dünkü ukalalığım için özür olarak kabul edin. Hatanı erken fark etmene sevindim. Ceren. Ya ben bu fotoğrafı şimdiden pek anlamam ama. Bence devam et. Gerçekten mi? Ama 2000 avro asla. Benden en fazla 50 milyon tırtıklarsın ona göre. Ne oldu, babandan bir haber alabildin mi? Yok. Telefon da kapalı. Hadi ya. Evet. Hazır mıyız? Evet hazırız. Ben ansiklopedilerin hepsini bitirdim vallahi. Ben de. Ben de. O zaman kesin kazanacağız. Değil mi? Ayşe, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Selim sen bana güven, gerisini merak etme. Hazır mısınız? Evet. Hem hazırız hem de kesin kazanacağız. Tabii bu arada Melda halamın da bu olayda çok büyük bir katkısı var, söylemeden geçinmeyeceğim. Yok Ayşegül, inan yok. Var var var, hem de çok var, çok. Yok Ayşegülcüm, inan hiç yok. Melda hala biraz konuşabilir miyiz? Ya ne diyorsun sen ya? Senin söylediğin sihir sayesinde ezberlemedik mi biz bu ansiklopedileri? Ay sen o sihre inandın mı İlahi Ayşegül? Nasıl yani? Şimdi öyle bir sihir yok mu? Biz o ansiklopedileri ezberlemedik mi? Ayşegülcüm, sen benim SDDK'nın kurallarına aykırı geldiğimi hiç gördün mü? Ama niye? Görürsün. Evet, hadi ben gidiyorum. Hepinize bol şanslar. Şansa ihtiyacımız yok ki. Kesin kazanacağız. Tabii. Sevgili öğrenciler, değerli öğretmenler, saygıdeğer veliler. Okulumuzun 1. geleneksel bilgi yarışması finaline hoş geldiniz efendim. Evet. İşte şimdi mahvolduk.